Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golva.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir riske giriyorum. Nedir o risk? Ben bu videoyu siz muhtemelen 19 Ocak'ta izleyeceksiniz. Bu videoyu 19 Ocak'tan önce çekiyorum ve büyük bir riske girerek çekiyorum. İlerleyen dakikalarda hangi riske girdiğimi anlayacaksınız. Fenerbahçe'de yabancılar için ayrılık vakti. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yabancı sayısında, yabancı kontenjanında yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmayı düşünüyor. Devre arasında şu ana kadar sadece Samet Akaydın transferi yapıldı. Belli olmaz, belki de siz bu videoyu izlerken yeni bir kap açıklaması gelir. Ama yabancı kontenjanı Fenerbahçe'yi rahat bırakmıyor. Üstüne üstlük daha Buruma, Lemos gibi isimlerin lisansı bile çıkarılamadı yabancı durumundan dolayı. Ve bu isimleri tabii takasta kullanmak istiyoruz ama bazı şeyler gerçekleşmiyor. Hali hazırda kadromuzda yer alan ama gitme ihtimali olan Zaitis var. Mesela sezon başında katılan Gustavo Henrique var. Bundan detaylarını konuşacağız. Alioski var. Hani normal transfer teklifi alan futbolcular var. Bizi çok değişik, enteresan bir transfer dönemi bekliyor. Ayrıca çift yönlü orta saha konuşmaları var. Sol bek var. Kaleci takviyesi konuşuluyor. Forvet, kanat, hepsi var. İlk olarak Miha Zajc. Zajc için yolun sonu ayrılık yakın haberiyle başlayalım. Şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Biz burada sadece duyum belirtiyoruz. Haberleri konuşup duyum veriyoruz. Her duyumumuz gerçekleşecek olsa biz hani işin boyutunu farklı bir yere taşırız. Fenerbahçe başkanı dahi, transferden sorumlu kişi dahi her duyumu doğru bilemez. Önce bunu belirteyim. Yani en ufak bir duyumumuz yanlış çıktığı zaman lütfen bizi linçleme çabasına girmek yerine önceki doğrularımızı düşünün. Deyin ki ulan vefasızlık etmeyeyim. Adam atıyorum 900, 1000 tane duyum verdi. 950'si doğru çıktı. İşte 25'i hala belirsiz. 25'i yanlış çıktı. Ulan adama yalancı diyeyim diye tetik de beklemeyin. Bak bunu Fenerbahçe üzerinde de yapıyorsunuz. Ben orantısal olarak söylemiyorum. Ben elimden geleni aktarmaya çalışıyorum. Takdiri size bırakıyorum. İster beğenirsiniz, ister abone olursunuz. Takdiri size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi Zajc takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmiş. Fenerbahçe'de sözleşme sezon sonunda bitecek oyuncuyu hiçbir sakatlı olmamasına rağmen Gaziantep maçının kadrosunu almadı diyor. 28 yaşındaki oyuncu İtalya'ya dönmek istediğini belirtmiş. Arkadaşlar İtalya'dan talipleri var ama çok hani bonservis vermeden almak istiyorlar. Yıllık ücretten yırtan diyorlar. Biz de buna pek yanaşmıyoruz. Yani sözleşmeyi yenilemek istiyoruz. Zajc yanaşmıyor. Sezon başında teklifler vardı. Değerlendiririz dedik. Eşiyle bazı sorunları vesaire var. Ya, tuhaf bir süreç içerisindeyiz. Kimse kalır diyemiyor. Kimse gider diyemiyor. Şu aşamada gider diyorum ben. Yani şu aşamada gider diyorum ama yarın bir gün der ki ulan ne gideceğim, hazır buraya alışmışım, takıma alışmışım, yeni bir yapılanma sistem. Bak şu an değişik bir sisteme geçtik, bu arada bilginiz olsun, şu sistemde Zajc oynar. Yani şu sistemde Zajc'ın oynayacağını belirteyim ama ya 3-3,5 milyon euro falan teklif veren olsa anında satarız. Öyle bekleme falan olmaz. Fakat ne 3,5'u ne 2,5'u, hatta ne 1,5'u. Durum böyle. Acı gerçekleri açıklıyorum. Yani yarın bir gün sözleşmesi feshedildi falan diye bir haber görürseniz yönetimi atıp tutmayın. Çünkü ya olacağı bu. Yıllık ücretinden feragat etme falan filan. Ama Fenerbahçe diyor ki madem öyle kimseye vermem. Sezon sonuna kadar tutarım. Faydalanırım. Belli olmaz, sezon sonu oturur masaya konuşurum. Futbolcu da der ki ulan en iyi teklifi burası. Bizim verdiğimiz yıllık ücret onlarınkinden daha fazla olduğu için futbolcudan yararlanmaya çalışıyoruz. Diego Rossi. Flamengo'dan Diego Rossi açıklaması diyor. Şimdi sosyal medya Diego Rossi ile çalkalanıyor. Biliyorsunuz Diego Rossi'yi tekrar gündemine aldı Flamengo ve peşini bırakmıyorlar. João Gomes'i 17 milyon euroya Wolverhampton'a satmış Flamengo. Ve Marco Braz, yani şey yöneticisi, Flamengo yöneticisi Marco Braz, Gerson'u kadrosuna katıp kaleci Agustin Rossi ile bir anlaşma imzalamış. Bunu da hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatırlamanız lazım diye düşünüyorum. Yani
Bu arada bu João Gomes adamlara bak ya. Hemen orta sahadan futbolcu türetip devasa fiyata satma peşindeler. Yani Gerson'u almışlar. Marcos Braz diyor. Agustin Rossi bu kaleci olan hani bize yazdıkları. Isco'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyorlarmış falan filan. Inter Milan. Şimdi Diego Rossi'nin de ilgileniyorlar. Brezilya basını Rossi'nin Fenerbahçe'nin kadro planlarında öncelikli olmadığını belirtiyor. Ve Flamengo'ya gidebilir diyor. Fakat Rossi Fenerbahçe forması 28 maç, 3 gol, 11 asist. İnanılmaz bir olay değil mi? Şimdi ben bunu en sonunda tekrarlayacağım. Tekrar konuşacağım bunu. Ha şunu belirteyim. Vitor Pereira Diego Rossi'yi çok istiyor. Yani nasıl ki Jesus geldi Flamengo'dan şunları istiyorum dedi. Pereira da Rossi'yi istiyor. Ve Flamengo ile bu hafta içinde bir görüşme planlanıyordu. Belki de siz bu videoyu izlerken bu görüşme gerçekleşmiştir. Bilginiz olsun. Fakat Rossi ile ilgili başka bir olay var. Onu biraz sonra tekrar ederken konuşacağım. Zaten merak etmeyin az haber sunacağım. Fenerbahçe'ye dev bonservis geliri yıldız futbolcuya talip var diye. Ya da buraları hemen kısa geçeyim. Yorum kısmını uzatayım. Arkadaşlar bu kısımda da potansiyel yıldız adayımız yani belki de dünyada adını duyuracak potansiyel yıldız adayımız Ferdi Kadıoğlu. Jorge Jesus'la altın dönemini yaşayan, yani Pereira'yla gümüş dönemini yaşayan, Jorge Jesus'ta da altın dönemini yaşayan Ferdi Kadıoğlu. Bir pozisyonda değil, birden fazla pozisyonda oynayabilen yani günümüz futbolunun beklentilerinin ötesinde bir futbolcu olan Ferdi Kadıoğlu için birçok teklif ya da teklif hazırlığı var. Bizi bize bırakmıyorlar. Eğer biz izin versek Ferdi Kadıoğlu'nu bugün 15 milyon euro artı takas futbolcularından alacaklar. Hatta Dortmund konusunu konuştuk. Arkadaşlar tamamen gerçek bunlar. Şey değil hani böyle bazen abartma olur ya hani abartırsın işte olsan 150 milyon euro mi falan dersin. Öyle bir şey değil. Gerçekten böyle. Yani gerçekten durum bu şekilde. Ama yani aması var. Jesus hiç kimseyi göndermeyin diyor. Ben şampiyonluk yani yolundayım. Ben şampiyon yapacağım bu takım inşallah diyor. Siz herkesi kafanıza göre göndermeyin. Bekletin diyor. Ha Dortmund şöyle bir şeyde de vardı. Hani Ferdi'yi verin ama yazın verin de diyordu. Şu aşamada ne Ferdi ne başkası. Bir de bir önceki videoyu izlediyseniz orada şunu belirttim. Hani seçimden sonra euronun, doların ne olacağı belli değil. Adam şimdi 15'e satsa, 15 milyon euroya. Bir de yazın 15 milyon euroya satsa. Belki de yazın sattığı 15 milyon euro bugünkünün iki katı olacak. Bilemezsiniz. Hocam belki yarısı olacak. Bilemezsiniz. Belki yarısı olacak. İnşallah yarısı olur. İnşallah euro düşer. Dolar düşer. Ne bileyim dizel fiyatları düşer. Arabada dizel olunca artık onu takip ediyoruz. Yani durum bu şekilde. Samsun Spor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'ın bazı açıklamaları var. Bu arada bütün Samsunlu kardeşlere selamlar olsun. Samsun'a gelmeyi isterim ya. Yıllar önce bir gelmiştim. Ve çok kalamadım. Samsun'u bir kez daha görmek isterim açıkçası. Çok hoş bir şehir Samsun. Samsun Spor Başkanı diyor ki Fenerbahçe'den İsmail Yüksel'i kiralık olarak istedik. Jorge Jesus kullanacağını söyleyerek transfere izin vermedi. Ali Koç bize Buruma ve Mauricio Lemos'u önerdi. Bizim stopere ihtiyacımız yok dedim diyor. Ulan adam Buruma'nın adını bile anmıyor. Yani Buruma'nın adını bile anmıyor. Ya arkadaşlar bakın. Size geçenlerde de bir soru sordum cevap vermediniz. Rossi'yi 12 milyon euroya sattık. Dedik ki ligin kalanında Buruma'yla devam edeceğiz. Bizim borcumuz çok. Kimseyi alamayacağız dedik. Bu şekilde bu kadroyla devam ettik. Kabul eder misiniz? Birçoğunuz edersiniz. Niye? Çünkü sosyal medyanın dolduruşuna çok güzel geliyorsunuz. Size göre Rossi çöp. Size göre Rossi'den bir şey olmaz. Bakın yanlış anlamayın. Ben bu cümleyi her kullandığımda 50 kere açıklama yapmak zorundayım. 50 kere. Altay Bayındır'a bir sene önce Türkiye'nin en iyi kalecisi diyorsunuz. Transfer market yetkilileri diyorsunuz. Trabzonspor'la o yüzden Uğurcan'a yüksek fiyat verdi. Altay Bayındır'ın 50 olması lazımdı diyorsunuz.
Senenin başında 20-30 diyorsunuz, bugün kova diyorsunuz, çöp diyorsunuz. Ne çekil bir döneksiniz. Diego Rossi. Rossi için şöyle çöp diyorsunuz, böyle çöp diyorsunuz. Ulan adamın şeyine bakın, 1448 dakika, 3 gol 10 asist. Bu kadar kaçırmasına rağmen 3 gol 10 asist. Ya ben demiyorum dünyanın en iyi futbolcusudur, şöyledir böyledir. Ya şöyle söyleyeyim. Alladık, pulladık, güzelledik. Yüksek bir fiyata sattık. 14 milyon euroya Rossi'yi sattık. Kabul müsünüz? Ben kabulüm. Ben bugün kabul ediyorum. O zaman bırakın bugün satalım. Buruma, Lemos. Allah aşkına Buruma'dan, Lemos'tan medet bekleyecek siz ne yaşıyorsunuz? Yani Rossi gitsin, Buruma oynasın. Yine küfür edeceksiniz. Altay Bayındır. Ya Altay Bayındır'a karşı bir linç var. Farkında değil misiniz? Belki de bazı menajerler gittiler. Fenerbahçe'ye kaleci öneren abilerden para aldılar belki de. Çünkü Fenerbahçe'ye 3-4 tane kaleci önerildi arkadaşlar son 1-2 hafta içinde. Ve sistematik bir şekilde Altay çöplemesi var. Altay sözleşme yenilemiyormuş. Lan kim uyduruyor bunu? Kim uyduruyor? Ya kim uyduruyor bunu? Yok, yok, bir galerici yollamış da Ali Koç sözleşme görüşmesine falan filan. Ya geçin ya. Ali Koç Altay Bayındır çatır çatır adamdır ya. Etmeyin, eylemeyin. Kendi futbolcusunu bu kadar aşağılayan, değersizleştiren başka bir camia yok. Utanmadan bir de diyorsun ki ben çok büyük Fenerbahçeliyim. Tabii canım ya. Tabii. Gerçekten çok büyük Fenerbahçelisiniz. Ayakta alkışlıyorum hepinizi. Tebrik ediyorum. Çok büyük bir Fenerbahçelik. Hakikaten bak. Hakikaten çok büyük Fenerbahçelik. Yani bunun ötesi yok herhalde sizinkinin. Bir şey söyleyeceğim size. Gelin şimdi ben size yani bombayı çıkarayım. Diego Rossi'yi 12'ye satıp Cengiz Ünder'i alsak kabul ediyor musunuz? Moda mod 0'a 0. Kabul ediyor musunuz? Cengiz Ünder, Marsilya performansı. 30 maç, 3 gol, 7 asist, 1538 dakika. Bak 1538 dakika Rossi'den yaklaşık 100 dakika, 100 120 dakika fazla oynamış diyelim. Ama 30 maç yazıyor. İyi de hocam adamın oynadığına bak. Bu arada gol katkısını UEFA Uluslar C Ligi'nde yapıyor. Yani milli takımda 2 gol 3 asisti var. Bakın arkadaşlar. Şöyle matematiksel bir hesaplama yapalım. 908 dakika ligde oynamış. 86 dakika kupada oynamış. 167 dakika Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. 1161 dakika. Bölelim 90'a. 12,9. 13 maç diyelim. 13 maçta 1 gol 4 asist yapmış. Fransa Kupası'nda 1 asist. Ligde 1 gol 3 asist. 12,9. 13 maçta 1 gol 4 asisti var. Şimdi ben diyorum ki Rossi'yi verelim. Cengiz Ünder'i alalım. Kabul mü? Hepiniz kabul edersiniz. Bugün hepiniz kabul edersiniz. Bugün hepiniz kabul edersiniz. Ben de diyorum ki size, acaba bizde mi sıkıntı var? Bizde mi sıkıntı var? Ve bu arada bir şey de belirteyim. Subliminal değil, açık ve net bir duyum söylüyorum. 5,5 milyon euroya Cengiz Ünder'i alabiliriz. 5,5 milyon euroya Cengiz Ünder'i ister misiniz? Yok hocam, Cengiz açıklama yaptı. Bir yere gitmiyorum dedi. Kulübümden memnunum dedi. 5,5 milyon euroya Cengiz Ünder'i alabiliriz. Rossi'den biz 12 milyon euro istiyoruz. Bak onu da detaya gireyim. Flamengo bize diyor ki biz Rossi için 12 vermeyiz. Sizin elinizde Gustavo Henrique var. Sizin elinizde Gustavo Henrique var. Gustavo Henrique'nin 1,4 milyon euro kiralama bedeli artı 1,4 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonu parasını ödeyin diyorlar. Biz şöyle bir madde koydurduk ki transfer market'ta da yazıyor, kontrol edebilirsiniz. Diz sakatlığı yaşamazsa Gustavo Henrique zorunlu opsiyon. Ancak diz sakatlığı yaşarsa opsiyon devreye girmiyor. Bakın dizinden sakatlanmamasına bağlı olarak sözleşmesinde 1,4 milyon avro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor diyor. Şimdi 1,4 milyon euro zorunlu opsiyonu var. Fenerbahçe'de 22 maç, 3 gol, 1 asist, 1668 dakika. Şu an herkese okutabilirsin. Ligin kalanında Fenerbahçe'de mi? Şu aşamada ligin kalanında Fenerbahçe'de. Biz Gustavo Henrique'nin sözleşmesini dondurup, eğer Rossi'yi gönderemezsek, dondurup Buruma'ya lisans çıkarma peşindeyiz. Ya da
oraya bir sol bek ya da başka bir isim alıp kanat forvet alıp buna lisans çıkarma peşindeyiz. Gustavo Henrique için Flamengo yetkilileri Fenerbahçe'ye bir tehditte bulundu. FIFA'ya başvururuz. Size sıkıntı yaşartırız. Transfer cezası alırsınız diye. Fenerbahçe Flamengo'ya hiçbir ödeme yapmadı arkadaşlar. Çünkü 2,4 milyon euro diyor. Bakın benim bilgim şu şekilde. Eğer dizinden sakatlanmasa 1,4 kiralama bedeli, 1,4'te satın alma bedeli. Zaten transfer markette yazıyor ama bu para peşin ödenmiş gibi gösteriyor. Benim bildiğim bu para ödenmedi. Ama Brezilya basınındaki habere göre Fenerbahçe 1,4 milyon euroyu vermiş. Yani Brezilya basınına göre. Ve belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda satın alma zorunluluğu getirilmiş ki belirlenen hedefleri biliyorsunuz zaten. Dizinden sakatlanmazsa. Değil mi? Onu da biliyorsunuz. Bu da tamam. Flamengo hemen 1,2 milyon eurosunu aldı diyor Brezilya basını. Bakın 1,4 dedi mi? 1,2 diyor. Ya bizim şeye göre 1,4. Ve Fenerbahçe hedefe ulaştı diyor. Flamengo kalan parayı istiyor. Hatta 2,4 diyor Brezilya kaynağı. 1,2 milyon eurosu kiralama ücreti, 1,2 satın alma opsiyonu diyor. Ve Flamengo kalan para için FIFA'ya başvurma istiyor diyor. Şimdi Flamengo yetkilileri Fenerbahçe diyor ki biz Diego Rossi'yi istiyoruz. Karşılığında size bazı futbolcular verelim. Transfer market değeri hani transfer market değeri 14 değil de hani 12 milyon euro olan futbolcular verelim. Çünkü biz diyor hani 12 milyon euro istiyoruz. Ya Fenerbahçe yönetimi Rossi için 12 milyon euro istiyor. Lama, Jimmy yok 12 milyon euro istiyor. Bunlar da diyor ki biz 12 vermeyiz. Size 12 milyon euro piyasa değerinde futbolcu verelim. Bir, Gustavo Henrique'yi biz size 2,8'e vermiştik. Oradan düşün. Bir, oradan düşün. İki, bunlarda bir kanat oyuncusu vardı. Bruno Henrique senenin başında almak üzereydik. Hatırlayın sakatlık falan belirmişti. Şu an transfer market 3,5 diyor. Biz 3,5'a verelim diyor. İşte 2,8 hani öyle öyle hesaplayın. Bir de bir isim daha vardı ya. Bir isim daha vardı da. Abidik gubidik bir isim. Neyse. Hani 12 milyon euroya karşılık takas yapalım diyor. Bu arada Flamengo 2 maçta 6 puanla lige başlamış durumda. Gerson'u falan da almış durumdalar. Hani kadroları çok enteresan. Arrascaeta falan da var. Çok enteresan kadroları var. Ve Everton, hani bu Everton var ya meşhur Benfica'daki. Çok enteresan kadrolar var. Biz Flamengo'nun teklifine olumsuz baktık. Ve dedik ki biz Rossi için 12 milyon euro istiyoruz. Yani 12 milyon euro istiyoruz. Onlar da takas diyorlar. Ve Gustavo Henrique konusunda bizi FIFA'ya şikayet edip transfer yasağı, küme düşme cezası aldıracaklarını iddia ediyorlar. Gustavo Henrique transfer edilirken Fenerbahçe taraftarının bir kısmı yangın yerine çevirdi sosyal medyayı. İyi ki de çevirmiş. Çünkü Fenerbahçe taraftarının bir kısmı yangın yerine çevirmeseydi direkt alınacaktı. Satın alma opsiyonu falan eklenildi vesaire. Şimdi arkadaşlar bugün itibariyle söylüyorum. Gustavo Henrique'nin her an sözleşmesi feshedilebilir. 1. Oynayabileceği bir takıma kiralık gönderilebilir. 2. Lisansı dondurulabilir. 3. Tabii birçok duyumcu arkadaşımız yeni yeni Gustavo Henrique'den çıkıp yabancı kontenjanı açma niyeti var Fenerbahçe'nin, sıcak gelişmeleri bildireceğim falan diyorlar ama siz buna aldanmayın. Çünkü biz bunları zaten günlerdir konuştuk. Siz bu videoyu izlerken bile her türlü açıklama gelebilir. Peki hocam bir soru soracağım. Gustavo Henrique'den çıktık. Bir stoper daha alacak mıyız? Hayır. Hocam genç stoper? Hayır. Hayır. Hocam Nino? Hayır. Hocam o zaman dörtlü devam edeceğiz. Yer yer üçlü oynayacağız. Yer yer üçlü oynayacağız. Hocam kafamız bulandı. Net ol bize. Netim. Gustavo Henrique konusunda 3 türlü senaryoya da hazır olun. Peki hocam devam etme ihtimali var mı? Var. Atıyorum Buruma dedi ki ben gidiyorum. Kabul. Lemos dedi ki ben gidiyorum. Kabul. Bugün Rossi'den çıkma durumum var. Ne bileyim Zayst'tan çıkma durumum var. Zayst'tan çıkarsan orta sağlamasan ne yapacaksın? En azından 3 tane stoperim, 5 tane stoperim dursun diyeceksin. Yer yer şöyle kullanırım diyeceksin vesaire.
Alyoski'den çıkma durumum var. Osterwolde'nin gelme durumu var. Gelmeme durumu da var. Yani Ezgican Alyoski'nin gitmeyip onun gelmeme durumu da var. Yani şu an çok karışık bir piyasadayız. Şubat'ın bilmem 6 Şubat'tı yanlış hatırlamıyorsam. 6 Şubat'a kadar da süre var. Bizim kızdığımız nokta şu. Taraftar olarak siz de aynı şeye kızıyorsunuz. Bir Kim Minji'yi gönderdik. 18 milyon euroya. Helali hoş olsun. Güzel para kazandık. 18 milyon euroya Kim Minji'yi sattıktan sonra yerine alınan futbolcular. Juan Perez 5 milyon 5,23. Samet Akaydın 3,7 milyon euro. Hani kapı açıklamalarına göre söylüyorum. Ve Gustavo Henrique'ye de 1,4 vermişiz. Yani kiralık olarak. 10,33. Hadi Gustavo Henrique'nin bonservisini de almış kabul edelim. 11,73. Yani 18'e bir futbolcu satıp 3 tane futbolcu alıyorsun. Biri müzmin sakattı. Çok ciddi sakatlandı. Enteresan bir şekilde daha dönemedi. Diğerini yeni aldın. Konuşmak için çok erken 450 dakikayı izleyelim. Diğeri de zaten taraftar hala tepkili. Demek ki bir futbolcuyu da öyle hemen satmamak lazım. Ama mecburen sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu için mecburen sattık. Ama bu da bize bir kulağımıza küpe olsun. Futbolcuyu satacakken önce futbolcunun yerine futbolcu bulmak lazım. Bu da neyle geçer? Scouting departmanının çalışmasıyla geçer. Biz scouting departmanını çalıştıralım. Peki hocam, sence küme düşme cezası alır mıyız? Hayır. Peki hocam, sence transfer cezası alır mıyız? Hayır. Peki hocam, sence Gustavo transferinde sonuç ne olur? Bana kalırsa Gustavo Henrique'yi biz bir yere de gönderemeyiz. Ama Fenerbahçe'ye az da olsa saygısı var. Kiralık gidebilir. Hatta şunu söyleyeyim. Lemos'tan daha fazla ihtimal var. Başka tarafa gitmesinin daha fazla ihtimali var. Hayırlısı olsun. Yani başka bir takıma kiralama ihtimali de var. Bunu da söylemiş oldum. Böyle arkadaşlar daha ne diyeyim ya? Toparlayacak olursak hepsini genel bir toparlayayım. Cengiz Ünder'i 5,5 alma ihtimalimiz var. Diego Rossi'yi 12'ye satmak istiyoruz. 6-6,5 veriyorlar. Hocam 6,5'u verelim Cengiz'i 5,5 alalım diyorsanız yazın yoruma. Ferdi Kadıoğlu'nu kesinlikle devre arasında satmayacağız ama yaz transfer dönemi için hiçbir şey söyleyemem. Zayt için gidiyor diyen de yalan söyler, kalıyor diyen de yalan söyler. Bugün ivme %51 gidecek şeklinde ama bir bakarsın Jesus özel bir görüşme yapar. Ben sistemimi değiştirdim artık senin üstüne sistem kuracağım. Tek şartım sözleşmeyi uzat şu şartlarda der ki Jesus'un bunu söylemesi futbolcuyu etkiler. Bir şey diyemem. Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe geleceğini daha önce de konuştuk. Alioski bak kimsenin konuşmadığı zamanlarda Gustavo Henrique'yi, Alioski'yi konuştuk. Herkesin Alioski'ne uzatılacak dediği dönemlerde. Buruma Lemos pek gitmeye yanaşmıyorlar ama özellikle Lemos yanaşmıyor. Flamengo Vitor Pereira'nın isteği bu şekilde. İsmail Yüksel'i bir yere göndermiyoruz. Belki kupa maçında falan izleriz. Ha, izlemememizin de sebebi genç futbolcu bunlar. Bunlara çeşitli yüklemeler yapılıyor. Bazı futbolcular bilinçli oynatılmıyor. Hafif ben sezdireyimse de siz anlayın. Bazı futbolcuları bilinçli oynatmıyoruz. Gelişiyorlar. Vücut gelişimini tamamladığı zaman oynayabilecekler. Dinlenmeye de ihtiyaçları var. Hani konsol oyunlarında falan böyle olur. Altay Bayındır konusunda kimse aşağılamasın. Bizim kalecimiz sözleşme uzatmaya yanaşan istediğiniz fiyatı verin kabul edeyim diyen kalecimiz bilginiz olsun. Luan Perez iyileşti hiçbir sıkıntısı yok. Perşembe günü ilk 11'de görebiliriz. Durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Kanalımıza abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.